bademcikler alınmalı mı alınmamalı mı ne zaman alınmalı? Bu Nasıl çok karar Bu aslında bu matematik. Gerçek anlamda bademcik enfeksiyonu ise çünkü her boğaz ağrısı bademcik enfeksiyonu değildir. Bademcik enfeksiyonu dediğim şey ateşi var, halsizliği var. Ağzını açtığında bademcik kırmızı ya da pürülan ya da beyaz örtülerle kaplı tablo çok ortaya çıkıyorsa. Nedir bu matematiği var? Son 7 yılda her sene 3 defa oluyorsa ya da son 5 yılda her sene dört defa oluyor. Bunun matematiği var artık. Ama benim matematik ölçüm bu değil. Ben diyorum ki aile karar verir bademciğin alınmasına. Nasıl karar verir? Doktor Bey biz artık bu çocuğun bademcik hastalığından ateşlenmesinden illallah dedik. Sıtkımız sıyrıldı. Sıtkımız sıyrıldı. Bu çocuk <laughs> okula gidemiyor. Bu çocuk ikide bir hasta oluyor. Bu çocuk gelişimli şey oluyor. Aile karar verir. Peki doğru kararı verdiğini nasıl anlarsınız? Ameliyattan sonra aile doktora hocam Allah razı olsun sizden, elleriniz dert görmesin artık bu çocuk hiç mı diyorsa doğru zamanda yapılmıştır. Ama çocuğun farençli var, virütik hastalıkları geçiriyor. Ve siz buna bağlı olarak bu çocuğu ameliyat edip bademcini alıyorsanız hiçbir şey yaramayacaktır. Daha önce farencittir yine farençli devam edecektir. Hı hı. Yapmanız gereken doğru karar vermek. Yıl içinde ne kadar hastalanadı bak, bakmak. Şimdi benim çocukluğum nasıl geçti? Benim çocukluğum soğuk siyaset geçti. Evet. Yani böyle buz su içemezdim. Ta ki 17 yaşında tıp fakültesine girdim, gittim rahmetli hocama bademciğim alındı ve ben soğuk su içer hale geldim. Öyle mi? 17 yaşında bademciklerinizi aldırdınız. Yani 17 keşke çok daha önce <laughs> alınsaydı ama. <laughs> alınıyor demek ki ileriki yaşlarda. Yani al ama... alınıyor tabii ama hani ama bu... şimdi yani şimdi bunu deyince. Soğuk su iç içtiğim zaman şişiyordu odu. Ben artık soğuk su içmek istedim. E, o yüzden bademciğimi aldırdım mı bu? Değil. Yani. Bahane arıyor aslında, evet. soğuk hasta etmiyor, evet. bahane arıyor. Yani boğazın, şimdi bademcik enfeksiyon, kronik bademcik enfeksiyon nasıl bir? şey? Bir bakteri düşünün, Bademciğin içinde duruyor. Buna biz artık onun koru, yani fokal enfeksiyon o da, çocuk ya da ilişkin yoruldu, düşkün, immün sistemi biraz şey oldu. Ne yapıyor? Bakteri çıkıyor, hasta ediyor. Siz onu kovalıyorsunuz. Biz niye bademci alıyoruz? Biz diyoruz ki artık bu bir kronik bademcik enfeksiyonludur. Burada bakteri odağı var. Bu bakteri odağından kurtaralım diyoruz. Hmm. Çocuk ne yap? Doğru yapılmışsa yani doğru bir indikasyonla yapılması dünyanın en çok fayda gören ameliyatı. Geniz eti de öyle. Geniz eti basit bir ameliyat gibi görünüyor ama dramatik biçimde çocuğu geliştiriyor. Çene yapısı düzeliyor. İşitmesi düzeliyor. Hmm. Çocuğun hastalık sıklığı azalıyor. Ve ameliyat dediğiniz sürede 5 dakikalık bir şey. Dolayısıyla doğru zamanda doğru yöntemle yapılmış ameliyat gerçekten işe yarıyor. Çocuğum genizetini aldırdım, bademciğim zaman bir işe yaramadı. Burada suçlu ameliyat değil aslında. Endikasyon yanlış. Bu ameliyat dünyanın her yerinde aynı şekilde yapılıyor. Ama doğru zamanda doğru kişiye yapmışsanız çok işe yarıyor. Ama enfeksiyon kaynağı farenjte bağlıysa yapacak tek şey var Size de hep bir burun akıntısı genize akıyor. Ben şimdi şey düşünüyorum anlattıklarınızdan yola çıkar. Hep bunun alerjik olduğunu düşünüyorduk. Bence e, altındaki yatan sebepler bu söyledikleriniz de olabilir. Yani bize bu kadar ayrıntılı anlatılmadı hiç. Hani Böyle bir sebep de olabilir. Belki odasındaki kitaplık bile olabilir evet. şu anda bunu yaratan. Hocam peki yani biz şimdi çocuk, çocuk konusundan çok güzel aydınlandık. Buradan çıkalım. Ben biraz günümüze gelmek istiyorum. Çünkü günümüzde şu anda Hatta aile fertlerinden biri de bunu geçirdiği için e, ve ağır geçiriyorlar. Sebebini de bilmiyorum. Yeni bir e, Covid versiyonu var mı? E, bence var. Çünkü pozitif çıkıyor insanlar ve konuştuklarımın içinde bayağı bir yatak döşek yatıyorlar. Ağır geçiriyorlar. E, bunun üst solunum yoluyla bir alakası var mı? Bu son versiyonun acaba? Yani Şimdi karışık da olabiliyor artık yani bizim bu mevsimsel alıştığımız virüsler Covid'le de beraber olabiliyor. Yani bir virüs geçirdiniz peşinden başka bir virüs de geçebilir. Covid eski tabloyu yitirdi tabii ya yani mutasyonlar virüsü yaşamır, yaşanır hale getirdi. Bundan sonra Covid hayatımızda olacak mı? Olacak. Ya yani nasıl adenovirüs varsa nasıl rinovirüs varsa bu da olacak artık hayatımızda. Ama bu bizi korkutmuyor artık. Niye korkutmuyor? Çünkü vücut tanıdı bunu. Bizi korkutan hiç tanımadığımız bir virüsün dünya üzerine de olmasıydı. Dehşete düştük. Yani bu şey gibi düşünün. Evinizde her zamanki eviniz, her zamanki konforunuz ama gece kalktınız, bir tane tanımadığınız bir yaratık odada. Ne yaparsınız? Korkarsınız. Bunda da öyle. Covid'in temel problemi buydu. Vücudumuzun hiçbir şekilde hiçbir zincirini, hiçbir tipini tanımadığımız bir şeyle karşı ve vücut dehşete düşüyordu. Dehşete düşünce savunma sistemi başlıyordu. Savunma sistemi başlayınca pıhtılaşma, hastalık, pnömoni, ansefalit, beyin her şey birbirine giriyordu. Evet. Şimdi tanıdı artık. Nasıl tanıdı? Covid'le, Covid olarak, hasta olarak tanıdı ya da aşı olarak tanıdı. Bir şekilde tanıdı bunu. Hı evet. Tabii biz de tanıdık, hekimler de tanıdı. Yani elimizde bir bomba patladı. Hiç bilmediğimiz bir tablo, evet. hiç bilmediğimiz bir ilacı olmayan bir şey. Hala ilacı yok. Sizi ilgilendiren kısmı insanlar uzun bir süre koku ve tat alamadılar. Yani bu görünen iyiydi. Koku alamadı, tat alamadı, kulak çınlaması oldu, işitme evet. kaybı oldu, refli oldu, pıhtılaşma oldu, karaciğer. Şimdi Covid deyince insanlar hep sadece akciğer hastalığı gibi aldı değil altında Tabii. bu <laughs> bir mikro damar hastalığı yani sizin damarınızın gittiği her yerde boğuldu. Böbrekte tutuldu, pankreasta tutuldu, midede tut... her yer tutuldu. Ama yine başa döndük. Her şeyi idare ediyorsan havasızlık idare etme. Biz Covid'de neydi problemimiz? insanlar hava alamıyordu. Tabii. Yani ve işin evet. şeydi. Saturasyon düşüyor, akciğer saturasyonu düşüyor. Çok kötü tabloydu. Yani Evet. Yani gerçekten kötü tabloydu. Bundan sonra yapacağımız şey... E... Dikkatli olmak, yani, sağlığımıza dikkat etmek, zaman, bağışıklık sistemimize dikkat etmek. Çünkü ilacı da olmadığı için vitamin alıp eve geliyor. Yani destek de geçiyor zaten. Covid'de Olacak. tanışmamış beden kalmadı gibi. Hı hı. Yani bu kadar çok yoğun insanın bir arada yaşadığı ort yani dağ başında biri varsa o, tanışmamıştır o virüste ama. Ki bundan önce de domuz gribi, kuş gribi değişik versiyonları vardı. Bu sadece biraz daha ciddi Ama onlar bir, çok farklı. E, yani şeydi. o o ismi koyanlar çok eğleniyor tabii. <laughs> Onlar normal influenza. Ama belki biraz. gelecekte de başka çeşitlerini göreceğiz. Tabii tabii hocam. isim yani Yani her tabii. zaman ama bu çok farklı yani. Covid bunlardan çok dışında bir dikkat şey. Dikkat etmemiz gerekiyor. Peki hocam bir de kulak burun boğaza gelmeden önce e, şöyle şeyler yaşayanlar da var. İşte e, dönem dönem baş ağrıları çekiyor. E, hekimlerce geziyor. Nöroloğa gidiyor. iç hastalıklarına gidiyor. E, kalp, şeye, akciğere gidiyor ama sonra işte sinüzle ilgili olduğu çıkıyor. Ya da işte kulak çınlaması baş dönmesi var yine nörolojiye gidiyor başka yerlere gidiyor. İşte vertigo çıkıyor işte kulak içindeki e, Kristaller. şey, kristallerin oynaması gibi. E, burada nasıl ayırt edebiliriz hocam? Baş ağrısının sinizle ilgili olup olmadığı işte o vertigo mu o kulakla mı ilgili neler söyleyebilirsiniz? Belki ekranları karşısında bizi izleyenler de var bu şikayetler. Şimdi baş ağrısı sinüzit yani daha sinüzit baş ağrısı yapmaz. Bununla yola çıkalım. Sinüzit yüz ağrısı yapar. Yani hasta bize çok net anlatır. Hocam alnım nasıl ağrıyor size anlatamam der. Bu nedir? Hmm. Frontal sinüs ağrısı ya da yanaklarım ağrıyor der. Niye ağrı, yüz ağrısı, baş ağrısı yapmaz? Çünkü kronik sinüzit polip oluşturur. Polip özel bir madde salgılar ve, ve o madde e, ağrıyı keser. Onun için zaten hastalık sinsi ilerler. Şimdi akut sinüzit ayrı, kronik sinüzit ayrı. Akut sinüzitte bunun böyle olması çok normal. Niye çok normal? Çünkü akut hastalıkta enfeksiyon, ateş bu tip tablonun tümünde baş ağrısı vardı. Yani sizin tırnağınız enfekte olsa ateşiniz olsa yine başınız ağrır. Dolayısıyla benim başım ağrıyor eyvah ben sinüzit miyim? Ya da tam tersi hastaya sizin sinüzitiniz var diyor. O olur mu hocam benim hiç başım ağrımaz ki diyor. Evet. Akutla sinüzitin ayrımı burada. Hmm. Kronik sinüzit ne yapar? Gözlerde baskı yapar. Koku alma bozulur, tat alma bozulur, geniz arkasında akıntı olur, burunda renkli akıntılar ortaya çıkar ve genel işler. bir halsizlik vardır ama hiçbir zaman ateşlenme, akut tablo yoktur bunlarda. Hmm.